Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle Fenerbahçe U16 takımını tebrik ediyorum. Met Cup 2022'de Atletico Madrid'e penaltılarda elenip kaybettikleri için yani çok çok güzel bir futbol sergileyip maçın normal süresinde var ile golleri o yani o olan golleri var ile iptal edilip sayılmayan ve e, elenen Fenerbahçe'mizi tebrik ediyorum. Buralara kadar gelmek, bu başarıyı göstermek gerçekten takdire şayandı. Tebriklerimi sunuyorum. Aynı zamanda Fenerbahçe'miz Emre Mor'un transferini açıkladı. Ve başarılı futbolcu artık Fenerbahçe'miz için ter dökecek. Emre Mor'la ilgili de bazı şeyler var bana çok soru geliyor hocam işte Fenerbahçe'de kendini kaybeder mi şöyle yapar mı böyle yapar mı diye ben o evreleri çoktan geçtiğini düşünüyorum zaten birçok spor otoritesine göre Rayola hariç hiç kimse Emre Mor'un hayatını düzeltmeye çalışmadı herkes futbol babında hani beklentilerini söyledi hani şunu şöyle yapsan bunu böyle yapsan diye Rayola üstüne düştü biraz ailevi yaşam tarzını değiştirdi onun dışında Diğer teknik adamlar genellikle hani futbol sektöründe başarı bekledikleri için e, çok fazla üstüne duramadılar. Arkadaşlar Fenerbahçe'de Tisserant'ın yerine Modibo Sagnan haberiyle normalde giriş yapacaktım ama şöyle bir şey söyleyeyim. Haberi attım kenara. Tisserant'la ilgili. Ben size ne duyum verdim? Sosyal medyada ne duyum verdi? Sosyal medyada 4,5-5 milyon euro bandında Fenerbahçe'nin istediğini, Kulüplerin kulüplerin 3,5 milyon euro verdiğini biraz daha çıkıp transferin biteceğini vesaire söylediler. Benim size söylediğim şey şuydu. 2,5-3 milyon euroyu getiren Tisserant'ı alır. İster Trabzonspor getirsin. ister Galatasaray, ister Beşiktaş, ister Sentetien, ister Torino, ister Udinese. Fark etmez. Bu paraları getiren alır demiştim. Tabii futbolcu da ikna etmek şartıyla. Tisserant için Brezilya basını, şey pardon Brezilya diyorum Avrupa basını çok çetrefilli iddialar içerisindeler. Udinese'nin Tisan'la anlaştığı 3,5 milyon euro bonservis bedeli verecekleri vesaire konuşuyorlar. İnşallah doğrudur. Yani inşallah doğrudur. Peki hocam sana gelen bir şey var mı? Arkadaşlar benim konuşmama hiç gerek yok. Hiç ama hiç gerek yok. Niye? Çünkü Fenerbahçe Alşamal'la bir hazırlık maçı yaptı. 4-2 kazandı. Özetle 3-2 demişim. Çok takılıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok takılıyorsunuz. Ben bir an önce videoyu size sunayım diye uğraşıyorum. Elimden gelecek ki kendi evimde değil. Yani şu an tatildeyiz misafirlikte misafirliğe geçiyoruz. Yani e, laf sokacak yer arıyor bazı arkadaşlarımız. O arkadaşlarımız kendi kendilerine bir şeyler denerlerse daha çok memnun kalırım. Hani bu kadar küçük hatalarda bu kadar büyüteceğinizi düşünmüyorum ama neyse. O maçta dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Şimdi Serdar Aziz de Crespo'nun hafif sakatlıkları var. Bu sebeple maç kadrosunda yer almadılar. Fakat maç kadrosunda yer almayan 3 isim daha vardı. Mesut'u saymıyorum. Lemos, Tisserant ve Gustavo. Tisserant'ın hiçbir sakatlığı yok. Hocam belki de kol kır denenecektir. O yüzden diye. Şimdi kol kır da konuşacağım. Ben Tisserant için şunu söyleyeyim. 3, üç, 3,5 üç hatta 2,5'tan başlayayım. 2,5, 3, 3,5 milyon euro bonservis bedelini kim verirse alır. Hayırlı olsun. Ha şunu da söyleyeyim. Eğer Tisserand 3, 3,5 ya da 2,5 bu paralara giderse de Vitor Pereira'dan, yani Vitor Pereira'ya iyi bir teşekkür borcumuz var. Çünkü Tisserand tam öldü bitti gitti derken Fenerbahçe'de Tisserand'ı oynatıp hani üçlü savunmanın sağında oynatıp işimize yaramasını sağlayan isimdi. İnşallah böyle olur. Yolu açık olur Tisserant'ın. Luis Gustavo. Şimdi haberler sosyal medyadaki haberler Luis Gustavo'dan indirim istendiğine dair falan filan 3.5 alıyormuştan %30 indirim talep etmişiz. 2.5'a düşmesi istenmiş de bir sene sözleşmesi kalmış falan filan. Hiç evirip kıvırmayacağım. Hiç süslemeyeceğim. Brezilya basını Botafogo'nun Luis Gustavo için Fenerbahçe'ye resmi teklif ilettiğini söyledi. Bu bir. İkincisi bizim Türk basında şunu söyledi. Yani Botafogo evet iletti. Biz de şahidiz. Biz de oradaydık. Kesinlikle gördük. Ama Gustavo'nun maaşında feragat etmesi lazım diye. Bu iki. Üçüncüsü Luis Gustavo'nun eğer bu transfer için hani ben 3,5 milyon euro alıyorum eğer 3,5 alıyorsa siz öyle söylüyorsunuz buçuk alıyorsa bunu bırakıp giderim diye düşünmediğim müddetçe şu hazırlık maçında da oynaması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Mert Hakan'ı falan ön libero denedik arkadaşlar. Zayt'sı falan ön libero denedik. Etmeyin eylemeyin. Hani bizim bildiğimiz bir sakatlığı yok ama hafif sakatlığı var. O yüzden maç kadrosunda yok diyen duyumcular da vardı. Hani Lemos'un da mı hafif sakatlığı var? Gustavo'nun var? Bilmiyorum. Yani açıkça söyleyeyim inşallah Brezilya basınının duyumları doğrudurlar. doğru da doğru. Luis Gustavo'dan Fenerbahçe kurtulur. Çünkü bunu istiyorsunuz. Ha bana kalırsa Luis Gustavo'nun yıllık ücreti 1 milyon euro olsa birkaç sene daha kalsın derim. O kadar üst düzeydeki takımlarda. Ama şu bir gerçek. Hani düşüşte. Bunu kimse inkar demez. Yaşı da 34 olmuş. Son kontrat. Son kontrat Fenerbahçe'de. Bari bırakalım. Eğer gidebiliyorsa Fenerbahçe'de maaş yükü olarak bir hafifleme getirsin. Maaş yükünde bir hafifleme getirsin. Kendi de kurtulsun. <laughs> Biz de kurtulalım. Modibo Sagnan'ı yazmışlar Tisserant'ın yedeği diye ama bu arkadaş bildiğim kadarıyla sol ayaklı, sol stoper. Yani olsa olsa sağ yani sol bekin sol stoperin yedeği olur. Hani eğer e, ee, Tisserant'ın yedeği diyorum pardon yani Tisserant'ın yerini dolduracak isim. Yani Kim Minji'nin yedeği diye. Alexandre Penetra ismi bence Kim Minji'nin yerini doldurabilecek genç isimlerden bir tanesi sağ stoper bölgesinde. Hani o isim olabilir diye düşünüyorum. Bu arada Max Mayer de antrenman maçında son maçta yoktu. Hani bana soracak olursanız Max Mayer, Lemos, belki de Samattan, Tisserand, Luis Gustavo 5. Bence bu 5'inin Fenerbahçe karnesi, Fenerbahçe okulu kapandı. Fenerbahçe defteri bence kapandı bu beşinin. Ha hocam işten en çok kiminki kapanmıştır? Max Mayer, Lemos kesin kapanmıştır. Artı bu isimlere bir de kol eklenecek. Çünkü 10-15 dakika oynatıp da oyundan çıkarması Jesus'un. Yani bence mesaj net arkadaşlar. Benim duyum vermeme gerek var mı? Ya da şu bilgiye sahibim şöyle böyle diye açıklama gerek var mı? Bence yok açık ve net olarak benim açıklama yapmama gerek yok. Hocam Crespo'na Serdar Aziz yok. Onların gerçekten hafif ağrılar var arkadaşlar. Onlar gerçekten hafif ağrılar nedeniyle yoklar. Bilginiz olsun. Hocam Steven Kolkır var ya serbestmiş işte. Fenerbahçe'de lisansı çıkmadığı için serbest gözüküyormuş falan. Bunun hiçbir önemi yok arkadaşlar. Biz Kolkır'la belli fesi anlaşmaları yapmıştık. İmza parasını verdik geçen sene. imza parası Kolkır'da. Oynadığı futbolu görüyorsunuz. Hazırlık maçında oynadığı topu görüyorsunuz. Hani beni gönderin gideyim dercesine oynadığı topu görüyorsunuz. Hayırlısı olsun ama kol adlı futbolcunun herhalde Fenerbahçe defteri tamamen bitmiştir. Beştaş, Lorient forması giyen Eren Karaağaç için resmi teklif yaptığı duyumları var. Arkadaşlar kısa kısa'ya geçtim bilginiz olsun. Yani duyum artı şey, e, haber, kısa kısa haber, duyum artı yorum. Valla Fenerbahçe'de oyuncuyla ilgili resmi teklifini yapmıştım. <laughs> Hatta Fenerbahçe hemen hemen her konuda anlaşmıştım. Bu nereden çıktı bilgim yok ama Fenerbahçe bu genç kardeşimizi Eren Karaağaç kardeşimizi sol bek sol stoper oynayabilen kardeşimizi U19 takımına eğer kurulabilirse son anda dönmezse TFF e rezerv takım için transfer etmek üzereydi diyeyim. Et değil demeyeyim de etmek üzereydi. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Herkes için hayırlısı olsun. Onu da söyleyeyim. Şimdi e, akşam saatlerinde Yağız Sabuncuoğlu'nun bir duyumu var. Ertuğrul Taşkıran için Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un istediği Fenerbahçe ve Trabzonspor'un istediği Ertuğrul Taşkıran için 1,5 milyon euro Eyüpspor'un istediği Harun Tekin için 500 bin euro konservist bedeli istemiş. Türkçesi şu Fenerbahçe'den 1,5 istemiş Ertuğrul Taşkıran için Trabzonspor'a demiş ki hani ne verirsin? <laughs> Yok canım. Ee, Galatasaray'ın da Harun Tekin teklifi içinde 500 bin euro demiş. Şunu söyleyeyim sosyal medya şu anda Kasımpaşa'nın şimdi Kasımpaşa dönem dönem Fenerbahçe'de Galatasaray'da Beşiktaş'a da çeşitli kıyak hatta Trabzonspor'da kıyak denilebilir şeyleri yapıyor. Ama gelin görün ki taraftarlar kendi penceresinden bakıp diğerlerini görmüyor. Mesela Trabzonspor'a 3 4.2 mi 4.3'e mi öyle bir şeye verdi ya iki futbolcu. Şimdi bir Trabzonsporlu kendi penceresinden bakmayıp diyor ki ama size Tiam'ı bedava verdi. Tiam'ı bedava vermedi. Tiam zaten alacağı ücretleri bırakıp geldi. Bir nevi 700-800 bin euro bonservisten alınmış oldu. Tiam. Ama yine de kağıt üstünde bedava verdi. E Galatasaray'a Fatih Öztürk'ü verdi. Bilmem şunu verdi bunu verdi. E Beşiktaş'a yaptıkları yardımlar var. ya e Trabzon'a keza şimdi. Ertuğrul için de 3 milyon TL istiyorlardı ama demek ki sosyal medyanın baskısından dolayı 1,5 milyon euroya kadar yükseltmişler. Veya da Türk kuralından dolayı. Fenerbahçe, Rize Spor'un kalecisi Gökhan Akkan'la ilgileniyor diye sosyal medyada söylentiler var, iddialar var. Benim bilgim dahilinde Gökhan Akkan'ın yıllık ücreti 500 bin eurodan fazla. Fenerbahçe böyle bir oyuncuyu almaz, alsa bile futbolcu bizden 1 milyon euro falan isteyecektir. Belki Trabzonspor ya da Adana Demirspor alabilir. Fenerbahçe alsa alsa Tarık Çetin alır. Niye almasın? Yani gönderirken alma önceliğiyle gönderdik. O olabilir. Sonra Ümraniyespor Spor Uğurkan Yıldızı kiralamak için Fenerbahçe'ye teklifte bulunmuş. Ben şunu söyleyeyim Uğurkan Yıldız yetenekli bir çocuk, özgüveni yüksek, Serhat Ahmetoğlu var yetenekli, özgüveni yüksek. Uğur Kağan Yıldız var. Hakeza. Yiğit Efe Demir. Bakın bir sürü futbolcumuz var. Bu çocukları ya oynama garantisiyle gönderelim. Yani oynama garantisiyle gittikleri yerde çürümesinler, oynasınlar. <laughs> ya da bu çocuklar için partnerlik yapalım. Ya 10 tane çocuğu kazanalım. Diyelim ki ya partner takım olun. Yıllık ücreti bizden. Siz alın oynatın. İşte 1400 dakika atıyorum 1300 dakika. 1300 dakikayı geçerse satışından %5 size pay. Bir sonraki sene yine 1300 dakika geçerse yine %5 pay. Bir sonraki sene yine geçerse %5 pay. %15 pay. Futbolcu satılırsa %15 pay o takımın olsun. Bu partnerlik anlaşmasını yapalım. 5 tane, 10 tane, 15 tane emin olun her sene 10 tane futbolcu parlatırız. Ya çok zor değil arkadaşlar. Her futbolcudan %15 pay verin. Bir yılda ya hani düz mantık olsun diye söylüyorum. %10 pay vermiş olun bir yılda 20 milyon euroluk futbolcu satın. 2 milyon eurosunu Anadolu takımlarına dağıtın. 18 milyon euro sizde kalsın. Çok mu kötü? Daha bunlar bir sıçrayış daha yapacaklar ya. O sıçrayışta yetiştirme bedeli olarak yine bize para yansıyacak. Vesaire vesaire. Ha Ankara gücü Ceser Rodriguez'i 1 artı 1 e almış. Bunu bana soruyorlar. 2016 yılında 25 milyon euro bonservis bedeli PSG'ye Real Madrid'den PSG'ye transfer olmuş. Bir futbolcu. Geçen sezonda Las Palmas'ta 40 maçta 10 gol 6 asist yapmış. Ama biz en son Las Palmas'tan aldığımız Lemos çöpünden kurtulma niyetindeyiz. Onun için bir şey diyemem. Başakşehir Ahmet Kutucu'nun hatırlayın Şalke 04'ün futbolcudur. Transfer market değeri çok çok yüksekti. Ve gençti. Başakşehir Ahmet Kutucu'nun ikinci Bundesliga ekiplerinden Sandhausen'da bir sezon daha kiralık olarak forma giyeceğini açıklamış. Bakın Ölü yatırım sayılabilir. Ravil Tagir'i de kiraladılar. Bak Ravil Tagir kiralandı Vesterloy'u. Ahmet Kutucu kiralandı. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani gençleri idare etmek de zor. Gençleri idare etmek çok çok zor. Valencia ve Pelkas gider mi? Açık söyleyeyim. Pelkas'ın e, kalması bana mantıklı gelmiyor. Bir. Açık söyleyeyim. Valencia'nın. Hazırlık maçında bile vurdum duymaz hareketler, hani ben takımdan üstünüm hareketleri bana mantıklı gelmiyor, hoş da gelmiyor. Ben hoş da karşılamıyorum. Bilginiz olsun. Ve ben Valencia'nın da Pelkas'ın gidebileceği görüşündeyim. Zayt. Şimdi Zayt's'ın özel bir durumu var. Arkadaşlar her futbolcunun e, tutup tutmaması mühim değil. Bazı futbolcu tutsa bile bazı ailevi nedenler olur ne bileyim. Farklı nedenler olursa milli takım seçimi olur, ailesi olur. Yani burada kalmasını istemez, Türkiye sıcak bakmaz falan filan. Zayısı güzel teklifler var. Kendisi de özellikle İtalya'ya gidip yaşamayı çok isteyen bir futbolcu. Sözleşmesinin son senesinde. Hani ben açık söyleyeyim, net söyleyeyim. 5 milyon euro üzerinde teklif gelirse Zayısı tutmak çok mantıklı değil. Zayısı gönderip o paraya William Carvalho'yu alırsan daha mantıklı. Zaytısı gönderip o paraya Danilo Pereira mesela. En azından kiralık getirilebilir. Danilo Pereira ismi. ya yani Çok zor bir isim değil diye düşünüyorum. Danilo Pereira. Arkadaşlar bu Danilo'yu karıştıran arkadaşlarımız var. Danilo Pereira şeklinde yazın. Pereira diye. Sosyal medya çıkıyor 30 yaşındaki ön libero. Aa, Danilo dediğin adam Paris Saint Germain'in geçen sezonki e transferi. Adamlar 16 milyon euro bon servis vermiş, 37 maçta oynatmış, 2.700 dakika yakın yani yaklaşık 30 ma maça yakın. Kolay kolay göndereceklerini zannetmiyorum ama bu sosyal medyada aldı başını gitti bu iddia. Ee, en çok da kim aldı başını gitti arkadaşlar? Yani e, en çok kim aldı başını gitti diyelim? GFFN Fenerbahçe Paris Saint Germain'in Portekiz orta saha oyuncusu Danilo Pereira'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı diyor. Vallahi bana mantıklı gelmiyor. Açık söyleyeyim. Ben Oliveira ismini okey derim ama öbür ismi çok fazla. Yani bu Danilo ismine biraz okey diyemiyorum. Onu söyleyeyim. Zayt için de dediğim gibi son senesinde gitmesi daha mantıklı. Crespo Crespo için hocam bak Crespo bugün yoktu gider mi? Gitme söylentileri var mı? Arkadaşlar güzel teklifleri var Crespo'nun. Yani 12 aldığı tekliften ben eminim. Ne kadar da birileri yok dese de ben 12 milyon euro bir teklif aldığını biliyorum. Devre arasında 8 aldı. Sonradan 12'ye çıktı. Hani biz 12 istiyorduk. 12'ye çıkarttılar teklifi. Şimdi biz 15 diyoruz. Valla açık söyleyeyim. Şimdi şu Danilo Pereira isminden yola çıkarak. Gelen çok mu iyi olacak? Gideni aratacak mı aratmayacak mı? Bunu düşündürmek lazım arkadaşlar. Ee, onu da söyleyeyim. Fenerbahçe bu arada yedek kaleci transferinde aceleci davranmıyor farkındaysanız. Çünkü ya yedek kaleci dediğin bak Galatasaray durdu durdu gitti. Barcelona'nın yedek kalecini kiraladı. İşine yaradı mı? Yaradı. Bitti. Bitti. Yani işine yaradı mı? Yaradı arkadaşlar. Ya sen de bunu yapabilirsin. Belki aynı kaleci bile şey yapabilirsin. Olay. Bu sevgili arkadaşlar. Başka. Başka ne var arkadaşlar? Konyaspor'un yeni isim ve forma göğüs sponsoru Arabam.com olmuş. Bir yıllık sponsorluk bedeli 32 milyon TL. Bakın yeni isim ve forma göğüs sponsoru bir yıllığına. Fenerbahçe eğer böyle bir anlaşma yapacak olsa isim sponsorluğu yapacak olsam ben size söyleyeyim yıllık 20 milyon euro verecekler var. Ama yapıştı mıydı yapışır. Bu biraz sıkıntılı bir süreç. Haberiniz olsun. Hocam ya madem bu kadar borcumuz var basalım parayı 20 milyon euro neydir ki hemen alalım 20 milyon euroyu şöyle yapalım böyle yapalım diyen de var. Hocam biz 20 milyon euroya kesin gider çöp alırız diyen de var. Bilginiz olsun. William Carvalho Fenerbahçe'nin orta sahası için düşündüğünüz kadar arkadaşlar bakın size harbi harbi bir şey söyleyeceğim. Hani Mustafa Hoca'nın harbi harbi kısmına hoş geldiniz. Geçen yaptım çok arkadaşlarım çok güzel tepkiler verdiler. Allah şahidim. İster çıksın duyum, ister çıkmasın umrumda değil. Ben 1 Temmuz'a kadar William Carvalho kapını bekliyorum. İster çıksın ister çıkmasın. Çünkü görüşmeler sıklaştı. Adamlar geri adım attı. Futbolcu maaşını yüksek istiyordu. Düşüş istedi. Yani düşürdü bedelini. Allah şahidim. Ben Tisserant'ın gitmesini bekliyorum 1 Temmuz'a kadar. Yani yaklaşık 24 saat içerisinde. William Carvalho'nun da gelmesini bekliyorum. Aynı zamanda aynı zamanda bu orta sahadan ne bileyim Gustavo'nun belki Zeiss'ın bunların da bir şekilde yol alacağını düşünüyorum ama bunlar için tarih veremem. Şimdi Fenerbahçe William Carvalho için 5 milyon euroyu gözden çıkar diyor. Çok basit bir soru ya. Çok çok basit bir soru. 13 milyon euroya Crespo gitsin. 7 milyon euroya Zaits gitsin. 20. 3 milyon euroya da Gustavo gitsin. 23. 23 milyon euro. 5 milyon euroya bildiğim Carvalho alınsın. Okey misiniz değil misiniz? Bakın Gustavo, Crespo, ee, Zaits'i gönderiyorum. 5 milyon euroya William Carvalho alıyorum. Artı bir de Olivier alıyorum kiralıkta. Kabul eder misiniz etmez misiniz? Bir düşünün bakalım. Ama bize oradan çok net bir ön libero lazım. Çok çok net. Şu an sanki Crespo onu tam karşılamıyor gibi. Bir his var içimde. Onu söyleyeyim. Burak kapacakla ilgili sosyal medya Burak kapacak kadroda tutacak falan filan diyor. Süper Lig'den teklifler var arkadaşlar Burak kapacağı. Bakın biz Burak Kapaca bir Fransız takımının elinden aldık. Ve Burak Kapacak dediğiniz adam tamam göze çok hoş gözüktü. Ee, yani göze çok çok şirin gözüktü. Çok çok iyi iş yapacak gözüktü ama ölçü bu 3 maç olmaması lazım. Yani bu 3 maç ölçü olmasın arkadaşlar. Bu 3 maç kesinlikle ölçü olmasın. Çünkü bu 3 maç kesin bir şey değil. Ama şunu söyleyeyim Burak Kapacak işlerinden geçip yani 2 tane asistle şeyi bitirdi. Yani hazırlık ilk 3 hazırlık maçını bir şekilde geçirdi, bitirdi. Mesela Berisha bence çok çok iyi gidiyor. Bence çok çok iyi gidiyor. Hazırlık maçlarının en iyisi diyebilirim. Ama biz neler gördük? Biz Ozan Tufan'ın hazırlık kampının en iyisi olup da yani hazırlık kampının en iyisi olup da neler yaptırdığını gördük. Ha hocam Tisserant'ın parasıyla penetre alınabilir diyen arkadaşlar var. Atılıyorum. Katılıyorum, mantıklı. Yani hem gençleştirme yapmış olursun, hem biraz daha bir şey yapmış olursun. Ee, bir kardeşimiz de bana diyor ki, siz Ali Koç'u eleştirebilecek yüreğe cesarete sahip misiniz? Diyor. Ali Koç kulübe bara bağışlamış, şöyle yapmış, böyle yapmış diyeyim. Ben Ali Koç'u en çok eleştiren kişiyim. Ben Ali Koç'u en çok eleştiren kişiyim bilgisi olsun. Ali Koç'un kendisinden değil ama yakın çevresinden dahi tenkit almamış bir adamım. İyi ki eleştiriyorsun denen bir adamım. Benim eleştirilerimden sonra birçok şeyin değiştiğine de ben şahidim. Ama Fenerbahçe şu anda çok çok iyi giderken bak şu anda çok çok iyi giderken ortalığı yangın yerine veren kişilerin ben Fenerbahçeliğini sorgularım. Şu anda yangın yangına çevirecek, yangın yerine çevirecek hiçbir şey yok ortada. Senin stoper ikilin Türkiye'nin en iyi stoperleri. Senin sağ bekin Türkiye'nin en iyi sağ beki. Ferdi uzun zamandır milli takımda yorgunluk şu bu var. Yine de Türkiye'nin en iyi sol beklerinden bir tanesini aday ki en iyi Türk sol beki ki A milli takımın az sol beki. Senin kaleci Türkiye'nin en iyi kalecilerinden birisi etti sana 5. Sen Crespo'yu satıp William Carvalho düşünüyorsun. Zaten senin elindeki Türkiye'nin en iyi ön liberosu. Sen daha da iyileştirmeye çalışıyorsun. Hadi becerdin 6. Yani Emre Mor'un patlamasını gördün. İrfan Can var, Buruman, Rossin. Ya Berişe patlama yapmış. ileriye doğru gidiyor. Oraya A-klas bir forvet. Şimdi A-klas bir kanat oyuncusu alsan, becersen etsen. Orta sahada Lincoln'u getirmişsin. Belki oraya bir 8 numara bir Oliveira çekeceksin. 6-7-8. Senin kadron Türkiye'nin en iyi kadrosu olma yönünde ilerliyor. İki tane, üç tane dandik hazırlık maçına bakıp, işte kol kırların, lemosların gönderilip gönderilmeme kriterin olduğu maça bakıp, Ali Koç istifa diyebilir misin? Yüreğin var mı? Ya ben şunu söyleyeyim. Şu anda Ali Koç istifa diyen kişinin yüreği değil, Fenerbahçeliliği yoktur. Kesinlikle yoktur. Fenerbahçeli olamaz. Kesinlikle Fenerbahçeli olamaz. Lan A klas hoca getirmiş, bitti. A klas ekip getirmiş, bitti. Sportif direktör. Operasyon direktörü, operasyon direktörü gönderileceklere de o karar veriyor, gideceklere de. Gönderileceğin pazarlığını da o yapıyor, geleceğin de pazarlığını yapıyor. Daha ne istiyorsun? Şu anda Ali Koç istifa etse, ben gelsem, takımın başına ben gelsem, yapacağım tek bir şey var, tanışırım. Hadi Allah yolunuzu açık etsin. Benden istediğiniz bir şey olursa buyurun. Teknik direktörünüz orada, ona rica edin, o benden görüşür. Bitti. Ali Koç'un neyi ne eleştireceğim, daha ne yapacak ya? Allah'tan korkun, daha ne yapacak? Hocam forvet getirmiyor. Ben Ali Koç eleştirmem ki forvet gelsin gelmesin. Jesus orada. Operasyon direktörü orada. Aha eldeki futbolculara teklifler var. Üçünü beşini. Düz mantık. Kayseri mantığı anlatayım. Üç tane çöpü sat. İkişer'den 6 milyon euroya. Git 6 milyon euroya forvete bayıl. Gerekirse bir yıl sadece kirala. Ve yıllık ücretini. Kendi getirsin. Bana ne? Jesus'un kendi getirsin. Ben şu an Ali Koç'a suç bulmam ki. Daha ne yapacak? Al demiş size takım. Al size şey. Berke'nin, Sosa'nın ve Murat Sağlam'ın sözleşmeleri bitti arkadaşlar. Şu andan itibaren herhangi bir takımda gidebilirler. Murat Sağlam'ın. Bu futbolcu artık futbolcumuz değil. Lütfen artık Fenerbahçe'ye destek çıkın. Başka Fenerbahçe yok. Ha kaleci konusu. Şimdi kısaca tekrardan özetleyin. Bana kalsa Marcel Tisenat ve Gustavo'nun yolu açık olsun. Artık yoklar. William Carvalho ya da Danilo Pereira ama William Carvalho benim gözümde Fenerbahçe'ye geliyor. William Carvalho ve Emre Morda. Hoş geldin mi diyeyim? Hayırlı olsun mu diyeyim? Ayrıca bunların dışında da saydığım isimleri herkesin gitme ihtimali şunu bunu. Modibo Sagnan ismine ben hayranım. Keşke Atilla Salahiden yüksek paralarla gelir elde etsek de yerine onu çekebilsek. Çünkü Kim Minci, Serdar muhtemelen as olacak. Modibo Sagnan'ı yedeklerden biri yap yapabilsek da diğer yedek yapsak bakın Tisserand, Lemos, Kolkır'dan kurtulup yani 3 tane hatta Salay'da sayayım 4 tane yabancıdan e, yüksek şekilde bonservis alıp bu iki arkadaşı en düşük bedelle alırsak hem kasamıza para kalır hem Yıldız adayını gönderip yıldız iki, iki, tane yıldız adayı almış oluruz. Çok zekici olur. Onu da söyleyeyim. Ee, Maksim Fenerbahçe'deki geleceğini görmüyorum. Lemos'u görmüyorum. Samatta'yı görmüyorum. Kolkır'ı görmüyorum. Başka Bian Sports e, olayı. Botafogo inşallah Gustavo olayı doğrudur. Ertuğrul Taşkan, Gökhan Akın. Bir yedek kaleci alma düşüncemiz var ama bu gidişte sadece kiralarız. Uğurkan Yıldız'ı da konuştum. isteyenler var. Oynama garantisi de gidebilir. Crespo olayı karışık. Gitti de diyemem. Kaldı da diyemem. Gider de diyemem. Kalır da diyemem. Burak kapacak için dediğim gibi bu maçlar ölçü maçları değil. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.